Hepinize selamlar dostlarım, ben Berk. Fallen kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Düşük Yaralanızıcı Nasıl Çıkarsınız serisinin yeni bir bölümüyle sizlerle birlikteyim. Ve bu bölümdeki konumuz arkadaşlar, üst koridor diyeceğimi sanıyorsunuz ama orta Sihirli koridorda arabadan Garen sizlere olacak hoş sevgili geldiniz. dostlar. Niye orta koridor Garen? Birincisi, rakibiniz asla orta koridora Garen almanızı beklemiyor. İkincisi, karakterin tavan hasarı Milyonların çok önüne yüksek geçmesine ve 30 saniye. 770 can gibi bir rakamla oyuna başlıyorsunuz. Öldürülmesi çok güç ve karakter de felaket derecede güçlü bir karakter. Burada bunu patates ettiler maalesef. Bu inmeyi de takip etmemiz gerekiyordu. Rakibin buraya gelebileceğini kestirmemiz gerekiyordu. Skor burada Rengar'a gitmiş. Allah'tan Yasuo burada bir pay alamadı. Dert değil, pay alsa da çok rahat bir şekilde Yasuo'nun icabına bakacağız. Erken oyunda bir tık üstün gibi gelebilir Yasuo bize karşı. Pasifinden dolayı, Milyonlarla mobilitesinden yetenek dolayı ama işte. 6 level'dan sonra Yasuo'yu paramparça edebilecek bir yetenek kitine sahibiz. Keza zaten yapacağımız bu hitte de bunu net bir şekilde göreceksiniz. Hız kesenimizi alacağız. İşte Hullbreaker'ımızı falanımızı filanımızı alacağız. Canavara dönüşecek yani bu karakter ama şu eşya şart. Bu eşya ile birlikte Burada oynanması bekliyorum. gerekiyor karakterin. Bakalım bizler bir oynayalım, sizler de değerlendirin iyi mi kötü mü. Şu yeteneği standart başlangıcımızı yaptık. Mid'e yürümek isteyebilirler bu arada. Bizim raid'i aldıktan sonra ben tetikte olacağım. Yukarı klik atmaya hazır olmalıyız. En büyük düşmanımız. İki level'dan sonra savaşmaya çok müsait hale geliyoruz Yasuo'ya karşı. Biz çaresizler içiyiz. Kemik zırh almış. Enteresan bir tercih Yasuo'ya. Beklemiyordum kemik zırh almasını açıkçası. Ama Doran Kalkanı artı çok da güzel bir eşyamız var. Bununla birlikte level avantajını da bir araya getirdik mi? Gördüğünüz sonuç ortaya çıkıyor. Hasar görüyor musunuz? Doran Kalkanı ile başladık ya oyuna. Doran Kalkanı ile. Yasuo buraya doğru yürür mü? Zannetmiyorum. Burada minyon dalgası da ona doğru geldi. Hiçbir şekilde hareketlenmeyecektir. Vuramadık adama. Bu kadar basit. Can barım çok az. Riskli bir şeyler yaşamak istemiyorum. Wow. Burada hata yaptım. Claim'i maalesef yanlış yere attım. O da bize bir tık pahalıya mal oldu. Şimdi bu adamın sıçrası yok. Sıçrası olmadığı için kendime bir tık daha güveniyorum. Hareket yapmayacaktım. Bunu keser mi? Kesti. Güzel. Burada sıçrama atmam gerekiyordu. Sıçrayı bekletmek en büyük hatam oldu. Neyse, en azından çift buff, ama çift buff diyorum, güçlendirme Nunu'nun üstünde kaldı. Buna sevinebiliriz. Şuradan bir saldırı hızı, bir de şunları aldık mı var ya, mükemmel bir başlangıç yapmış oluruz. Okey okey. Dert değil. Canımızı sıkacak bir başlangıç değil bu. 1-0-1 başladık ama 1-1-1 başladık. Bir skor, bir asist. İş görür. Orada skor alabileceğime çok inandım. Hasarım yeterli olur dedim de adamın kemik zırhı falan filan işin içine girince maalesef yeterli olmadı. Sıçrama atmış olsam keserdim adamın Q'sunu ama atamadık işte. Şu an eşya artımıza bakar mısınız? Adama karşı ne kadar üstünüz? Bir rakip. Şu takas işime gelecek bir takas ya. Kün dönerse yerim bunu. Ah, onu yemeseydik iyiydi. Alçaklar bunun hesabını verecek. İyi, bize bir totem hediye edecek bir şey Yasuo. Pot gibi can dolduruyoruz ya.
Neyse, hunharca koridoru puşlamış oldu adam. Aradaki minyon farkını kapattık mı? Kum dönerse yar mıyım adamı? Yemiyormuşuz. Ters zamanda 6 level oldu. Abi bizim de altımıza çok bir şey kalmadı. Ah, artık 6 olabileceğim mi? Görüşürüz. Yani böyle dümdüz üstümüze yürüme gibi bir şey yok Yasuo'nun. Bu en büyük hatası. Bize bedavadan skor getirdi. Garen'e oynadığım oyunlarda Yasuo matchupları çok kolay oluyor mesela. Genelde Yasuo'lar çünkü hesaba katamıyorlar Garen'in bu hasarını. Bir de matchup'ı kazanırız yani nasılsa tank falan filan diye düşünüyorlar da. Garen 3'te sandığınız kadar güçsüz bir karakter değil. Gerçekten cana okumayı seven bir karakter. 1000 gold'umuz var, hatta 1100 gold'umuz var. Farm'da da üstüne eşlik rahat bir şekilde base'imizi atacağız. Ardından geri geleceğiz. Ninja tabii çekebiliriz bu oyuna. Karşıya baktığımızda full AD bir kompozisyon, şunları falan saymaya hiç gerek yok. Ninja tabii çekip başımızı ağrımadan koridora geri dönelim. Çünkü Yasuo da çizmesini aldı. Burada mobilite eksikliğini kapatmamız lazım. Yasuo'ya yetişmekte ne kadar zorlandığımın farkındasınız. Hız kesen bittikten sonra hız keseni basacağız. Hem Yasuo'nun kalkanını kırmış olacağız. Hem Yasuo'yu konuşabiliyor. Hem Yasuo'yu yavaşlatacağız. Üzerine yetenek setimizi adamı çok rahat kesmiş olacağız. Oo, bizim çocuk çok ters yerdeydi. Vallahi bayılacak da. Ya son hortumu tutsa patatesli bizimki. Rengar burayı deneyecek. Henüz 5 level. Belki dedim şeylerden kayar da. Rengar'ı görelim haritada. Bunu buraya yanaştığı için bir tık daha cesurum. Ah be. Yetişemedik adama. Bir kırmızı güçlendirme bizi tatsız etkiler. Çok güzel. Bir de burada tam zamanında can geldi. Bitti ya adamın işi. Tertemiz. Çift buff'la birlikte rahat bir base atacağız arkadaşlar. Nunu'nun bize yatırımları çok işimize yaradı. Erken oyunda karakterimizi güçlendirdik. Canavara dönüştürdük. Parçalarımızı hızlı bir şekilde toparlayacağız. Şu arkadaşı almak istiyorum. Bir an önce şu birazcık daha bekleyebilir. Niye bu arkadaşı tercih ediyorum? Yasuo'nun kalkanını kırabilmek adına. Vermiş olduğu hasar bizim diğer yetenek setimizden ve oto hatamızdan çıkartacağımız hasardan daha az. Bunu kullanıp ufak bir hasar verip Yasuo'nun kalkanını kırıp ardından takasa devam edebiliriz. 100 armorumuz oldu bir de. Süper haber. Herkes farklı bir yerde. Kimin aynı koridorda oynadığını kestiremiyorum. Rolleri bayağı değiştirdik de bu oyun. Şöyle güçlendirmemiz varken. Adamın üstüne gitmemiz gerekiyordu. Rengar en son bot side'daydı. O yüzden yukarıya yatık oynamamız bizim için daha mantıklı olacak. Bu taraflara gelecek olursa aşağıdan gelecek çünkü. Son vuruş yapıp Yasuo'nun
Minyon dalgasını birazcık daha yavaş bir şekilde almasını istiyorum. Üzerimde bir de kırmızı güçlendirme varken çok da fazla üstüme gelmek istemiyor. Garda gitmiş, tek başına ejderi yapmış ha. Cesur ve adil ol. İleri. Güzel. Çocuğun totem parasını da aldık. Totemini de aldık. Nasıl ya? Böyle bir şey mi var? Adama hasar verdim ya. Gerçekten. Bu Warframe'imiz mükemmel bir oyunsun. İyi, bizim çocuk bunu da kesti. Çok iyi. Hemen burayı ittirelim Yasuo Bey gelmeden. Çok yakın geçti. Değseydi burada ultiler de bizi yüksek ihtimalle. Sağ olsun. Ne güzel bir baskı buradan. Ya son yerinde olsam mental olarak çökmüştüm şu an. Karşımda 5-1 bir Garen var. Bunu sürekli orta koridoru yürüyor. İyi haber, iyi haber. İlerleyen dakikalarda armora daha da yatırım yaptıkça bizim oğlan daha da güçlü bir hale gelecek. Bak sen Rengar'a. Vallahi hiç kimseden korkumuz yok bu saatten sonra. Her geleni keseriz. Elimizin altında bu kadar güçlü bir Garen var sonuçta. Ve 2K'da paramız oldu. Hız kesenimiz bitti arkadaşlar. Peşine burada Hayalet Dansçı ile birlikte devam etmek istiyorum. Hatta Hayalet Dansçı almayalım. Fani hatıratı alalım. Ağır yara daha çok işimize yarayacak bu oyun bazında. Yasuo'ya karşı etkimizi arttırır ama çivili zırh da tercih edebiliriz. Çünkü bir yerde de tanklaşmamız gerekiyor. Çok kararsız kaldım. O zaman Hayalet Dansçı artı şey yapalım. Çivili zırh yapalım. Fani hatıratı aldığımızda etkisi çok fazla oluyor aslında karakterin. Buradan kazandığı kritik falan da güzel oluyor da. Hayalet dansçıyla da o açığı kapatırız. Sıkıntı yok. Ultim olsaydı direkt üstüne sıçralardım adamın. Bütün minyon dalgasını bıraktı adam. Hemen buraları bir itelim. Üstüne gidersem sıkıntı. Avantajlı konumda değiliz. Canımız az. Canım bir tık daha fazla olsa mücadele ederdim. Burada armorumuz bizi güzel ayakta tuttu. O kadar armorumuz olmasa patatestik. Tokatlanmıştık yani çünkü. Bir tane daha bundan aldık. Güzel güzel. Çok hızlı güçlendiriyoruz karakteri. Bot lane zaten çok güçlenmiş. Üst koridor güçlü durumda. Ormancımız iyi durumda. Ben zaten felaket iyi durumdayım. Bunlar iyi haberler. 2 level'da fark attık. Üzerine 20 CS üstünüz. Nunu tekrar buraya geliyor. Selamun aleyküm deyip gitti. Beni beklese birazcık daha... Allah.
Takımından biri katledildi. Yukarıdan gittin değil mi? Ya öldüm. Katledildi. Kuleye öldü. Üzdü. Güzel. Tapta da ikinci kuleye dayanmış bizim adam. O kuleyi alabilirse daha tatlı olur. Şurada Yasuo ile savaşmaktansa bizim çocuğa yardımcı olsam demek ki bir şeyler çıkartacakmışız. Enti. Ne yapalım. Tapa geliyorum buraya Daiva. Güzel. Yasuo da buralarda. Bizim adama bulaşmaya kalkarsa iyi bulaşamadı. Burada bir tık yalnız kaldım sanki. Eyvah. İyi bizimki vurdu da Yasuo'yu ölecek o da. Çok kötü ya ve kuleden çok fazla hit yedim. 661 hasar ne arkadaşlar, çok fazla. Coşkumu da tamamladım. Üzerime bir tane de pink ward çekeyim, onunla birlikte hareket ederiz. Fazla vurdular ha. Yasuo'nun ne ara bu kadar kilo oldu? Şimdi benden bakayım. Oo, iki tane ikili burada almış. Tamam, iki kili varmış. Şartlanları topladı. Rengar 4 kille geldi. O da boş değilmiş. Şu ayet dansı bir bilsin de. Verdiği statlar çok güzel. Mobilite falan önemli bizim için. Bunu yetişir ona ya bence. Kötü oynadı. Kötü düşündü. Böyle geri yürümüş adam. Bir tık bedavadan sattık sanki. Yasuo'nun 5 kill'inin olması hiç hoş değil. Adam yetişti yani. Topladığı shutdownlarla birlikte aynı eşya sayısına sahip olacağız. Fark eden bir şey olmayacak da çivi lızırı tamamladıktan sonra çok önemli değil. Rengar buraya doğru bir yanaşıyor. Bana ulti bastı. Yani boş. O kadar boş mücadele içine giriyorlar ki benimle. Güzel, rahat rahat geri çıkabilirim artık. İhtiyacımız olan eşyaları takır takır topluyoruz. Bu arkadaş üzerine dikenli yelek tertemiz. Sen gel, sen de gel, sen de gel, koş. 2.5K canbarımız var, 186 zırhımız, 214 de saldırı gücümüz. Ki saldırı gücünü artık daha fazla arttırmayız. Belki araya karabalta sıkıştırılır. Onun haricinde belki omurga kıran sıkıştırılır. Bunları planlıyorum. Omurga kıran alma ihtimalimiz bir tık daha yüksek gibi duruyor. Burada çok rahat iş yapmamızı sağlar. Dünyanın en şanslı insanısın Yasuo ya. Çok komik gördü çocuk ya. O riske gerek var mıydı benim? Canı da azmış. Şimdi hayaletimiz var ya, bayağı mobilite kazandık. İstediğimizi kovalarız. Aa,
Aa, rakip takımda sur verdi. Tertemiz arkadaşlar. Orta koridorda Garen'le bu şekildeydi. Umuyorum video hoşunuza gitmiştir. Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamını istiyorsanız beğeni ve yorum bırakarak bana belirtebilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.